Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sorular cevaplar programımızdan hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz değerli dostlar. Bugün yine eğitimci, ilahiyatçı yazar Cemalettin Yazıcı hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorudan başlamak istiyorum. Ekonomik sıkıntılar karşısında eşler ne yapmalı? Evet, ekonomik sıkıntı tabii zaman zaman her ailede olabilir. Her birerimiz yaşayabiliriz. Çünkü bu ekonominin de sınırı yok. Yani aile hayatında hayat tarzımızı nasıl belirlediysek o hayat tarzına göre zaman zaman kazancımız yetebilir, zaman zaman yetmeyebilir. Tabii bazen darlık, bazen bolluk olabilir. Yani bu Kur'an'ın da ifadesi, ben sizi diyor, bazen darlıkla bazen de bollukla imtihan ederim diyor, sınarım diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu aile içerisinde de olabilir, fert olarak olabilir. Yani herkes bir şeyle mutlaka bir imtihan geçirir. Tabii bunun en kestirme çözümü, ekonomik problemlerin en kestirme çözümü iktisatlı hareket etmek. Kanaatkar olmak. İktisatı ve kanaatı elden bırakmazsak Rabbim o aileye, o mutfağa, o eşlere diyelim bereketini ihsan ediyor. Kanaat, iktisat en büyük zenginliktir de diyebiliriz aslında. Aynen öyle. Kanaat ve zenginlik en büyük zenginliktir. Onu elden bırakmazsak Allah'ın izniyle kimseye muhtaç olmayız. Yani bir de ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor. Şimdi imkanlarımız dar. Gidip borç alalım, bir yerden borç alalım, daha geniş yaşayalım. Ya bu hayat tarzımızı biz düşüremeyiz aşağıya. Bir standardımız var. Bu standartı düşürmek bize yakışmaz gibi anlayışlar doğru bir anlayış değildir. Olabilir. Bir insan çok geniş imkanlara sahiptir vakti zamanında. Fakat imkanları daralmıştır, işini kaybetmiştir, sıkıntıları vardır. Orada icabında bir çorbayla kanaat etmeyi, efendim verilen o az imkanlarla, kendisine lütfedilen helal dairede az imkanlarla kanaat etmesini bilecek. Bugün kendi dolaplarımıza bile baktığımızda, ben mübalağasız söylüyorum, 10 sene elbise almışsak şu anda 10 senelik elbise var. Yani bütün belki dinleyicilerimiz de bana hak vereceklerdir. Gardırobları herkesin dolu Allah'ın izniyle. Bir bolluk var. Fakat bize ciddi manada bir kanaatsizlik var. Şimdi neye göre kahvaltı yapıyoruz? Neye göre kahvaltı yapıyoruz? Acaba yani ölçüsü nedir? Öğle yemeği, akşam yemeği yiyoruz neye göre? Neler olursa zengin olmuş olacağız. Neler olmazsa garibanız, fakiriz. Tabii çok iyi kazanan insanlar, çok büyük ticaret yapan iş adamları var. Duyuyoruz. Adamlar rahatsızlığından dolayı kazandıkları nimetleri yiyemediklerinden bahsediyorlar. Behbi Koç'tan rahmetli de patates yediğinden bahsederlerdi. Tuzsuz peynir. Sakıp Sabancı'nın ayrı bir rahatsızlığı vardı rahmetlinin. İşte başka insanlar aynı şekilde duyuyoruz. Yani çok cüz'i miktarlarda yiyeceklerle hayatını devam ettirdiğini, zeytinle devam ettirdiğini duyduğumuz insanlar var. Şimdi böyle olunca biz acaba hangi yönüyle fakiriz? Hangi yönüyle bir sıkıntımız var? Sağlık yönüyle mi bir sıkıntımız var? Yoksa ekonomik olarak mı sıkıntımız var? Kimi ailelerde sofrada tek bir çeşit olduğunda o aile için hiçbir problem yok. O gün tek çeşitle de karın doyurulabiliyor. Ve kriz de olmuyor. Başka bir ailede çocuğunun isteği yerine getirilmediği için nedir bu istek? Çocuk son model bir araba istemiş, araba isteği yerine getirilememiş. Ya da arabası var, değiştirilecekmiş, durumlar el vermediği için değiştirilememiş. Neden değiştirilememiş? Kriz oradan çıkıyor. İşte hanım bir palto alacakmış, normalde alma ihtiyacı yok. O olmasa da olur, idare edebilir ama alınmadığı için kriz. Dediğiniz gibi kişilerin krizleri, kişilerin olaylara bakış açıları farklılık gösterebiliyor. Evet, insanlar kendi kendilerini esasında eziyete sokmuş oluyorlar. Yani böyle yapmakla kendilerini eziyete sokmuş oluyorlar. Hayata bakış açımızı çok net ayarlamamız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde bu isteklerin sonu bitmiyor. Yani isteklerin sonu bitmesi mümkün değil. Allah istemeyi vermiş insana. Böyle bir duygu var. Fakat bu isteklerimizi imkanlarımız ölçüsünde deruhte etme, kazanma, harcama mecburiyetindeyiz, durumundayız. Allah bize akıl ve irade vermiş. Bunu böyle değerlendireceğiz. Çok insanlar var bu kanaat meselesinin, israf etme meselesinin Kur'an'ın bir emri olduğunu içselleştirememiş diyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ki en zengin insan olabilirdi biliyorsunuz Efendimiz. Kendisine gelen malları, diyelim ganimetleri
gariban insanlara dağıtarak dünyayla sadece yaşamak için yemek yediğini, yaşamak için gayesinin Rabbimizin rızası olduğunu Efendimiz de uygulamalarıyla göstermiş. Yani kızı Fatıma validemiz aynı şekilde, diğer kızları aynı şekilde. Yani sahabe-i kiram efendilerimize baktığımız zaman hayatları sadece ölmeyecek kadar nimetlerden istifade etme ve insanlığa faydalı olma hedefi olmuş. Bizim de inanıyorum ki hedefimiz insanlara faydalı olalım. Başta çoluk çocuğumuz olmak üzere. Onların eğitimlerine, güzel bir eğitim almalarına vesile olalım. Efendim, bizden daha aşağıda olan insanların hayat standartlarını görüp halimize şükredelim. Duygu ve düşüncesi olursa eğer Allah'ın izniyle o problemler, hani ekonomik problemler problem olmadan çıkar Allah'ın izniyle. Şimdi bizim bu söylemlerimizden sonra şu itirazlar yükselebilir. Hocam işte aza kanaat edin diyorsunuz, az yiyin diyorsunuz. Yani yemek yemeyerek, az yiyerek nasıl güçleneceğiz, nasıl verimli olacağız, nasıl üreteceğiz? Şu anda bugün yaşadığımız olaydan ben eğer bahsedecek olursam değerli dinleyiciler, en az tüketimde bulunduğumuz günlerden bir tanesi bugün. Ve baktığınızda en verimli olan günlerimizden bir günün de bugün olduğunu görüyoruz. Evet. Çok yemekle çok üretmek arasında da aslında bağlantı kurulamaz diye düşünüyorum. Uzmanların söylediğine göre. Evet. Ne kadar çok yerseniz, mideniz ne kadar çok dolu olursa veriminizin düşebileceği de söyleniyor. Bir aile tanımıştım. Çocuklarına hafta sonu yatılı okulda okuyormuş. Kız çocukları var. Yatılı okulda okuyor. Haftalık 200-250 lira harçlık veriliyor. Diğer bir ailemiz de çocuğuna en fazla 50 lira verebiliyormuş. 50 lira harçlık alan çocuk, diğer çocukların hepsi ortalama 200-250 alıyor. Bana verdiğiniz para mı? Yani bu 50 lirayı ben nasıl getireceğim? İşte onlar da kızım idareli ol, iktisatlı ol. Bunu bulamayan da var. Bizim gücümüz sana bu 50 lirayı. Şu anda verebileceğimiz maksimum harçlık sana haftalık 50 lira. Neden? Ben de öğrenciyim. Ben de aynı şartlarda okuyorum. Neden bana işte hala diretmeye devam ediyor? O da yani bekliyor ki 200-250 lira harçlık bekliyor. Daha sonraki günlerde tabii baba ve anne bundan etkilenmiyor. Ha, onlara 250 veriyormuş. Biz de zorlayalım. Diğer şeylerden kısıntı yapalım. Çocuğumuza 250-300 lira verelim. Yönüne gitmiyorlar. 50 lira verebilecekleri durum pozisyonunu aynı şekilde devam ettiriyorlar. 50-50 vermeye devam ediyorlar. Sonra belli bir zaman sonra çocuk daha önce konuştuklarını, daha önce anne ve babasını yaşattıkları o sıkıntılı durumdan tabii bir haber onları unutmuşçasına 250-300 lira harçlık alan benden borç istedi. 20 lira borç istedi. Sonra ben o vermiş olduğum borcu almak için defalarca kendisine benim vermiş olduğum borcu neden vermiyorsun dediğimde hep böyle bir kulak arkası etmiş. En sonunda o parayı almış mı almamış mı tam bilemiyorum. Annesi de demiş ki bak demiş kızım 250 lira 300 lira harçlık alana sen özeniyordun. Bizim vermiş olduğumuz 50 lirayı küçümsüyordun. 250-300 lira alan çocuk şimdi sana muhtaç hale geldi. İktisatla hareket etmediği için, o parayı bile idareli kullanmadığı için, belki lüzumsuz harcamalar yaptığı için muhtaç hale geldi. Şimdi bizi anladın mı? Çocuk hala anlamamakta diretiyor. Sonra bu 50 lira belli bir zaman sonra 30 liraya düşüyor. Bu arada çocuk daha düşük bir harçla alıştırılıyor, hazırlanıyor. Bir tarafta 300 lira alan ve bunda benim de 300 lira olsun diye direten bir çocuk, diğer tarafta da buna alışveriş etmeyen bir aile, yani 30 liranın o yatılı okulda o çocuğa yetebileceğine kanaat getiren ve çocuğunu da bu şekilde kanaate ve iktisada sevk etmek isteyen aile bunu 30 liraya düşürüyor. Daha sonra bu 30 liranın da yettiği de görülüyor. İşte onlardaki 300 lira bana niye bu parayı şey yapıyorsunuz yani bu para mıdır diye yine küçümsemeler devam ediyor. Çocuğum bu yeter sana. Daha sonra 300 lirayla geçinemeyen çocukların bu çocuktan 30 lira haftalık harçlı olan çocuktan tekrar borç istediklerini duyuyoruz. 10 lira 5 lira alıp daha sonra bunu vermeme. Bakın bir tarafta 300 lira yetmiyor. Bir taraftan alınan para yerine getirilmiyor. Verilen sözler tutulmuyor. Karakter, şahsiyet özellikleri karşı tarafın her şekilde ortaya çıkmış oluyor. Çocuğa annesi babası diyor ki bak gördün mü? 300 lira alıyor. Senin harçlığın 50 lirayken senden alıyorlardı. Şimdi 30'a düştü senden yine alıyorlar. Ve senin paran yetiyor. Ve onlar sana muhtaç hale gelmiş oluyor. Ve senin verdiğin parayı vermiyorlar. Dolayısıyla sen iyi yoldasın. Düzgün yoldasın. Biraz sabret. Daha sonra çocuğa yani bu belki 6 ay sonra 3 ay sonra 30 lira da değil. Zaman zaman 10 lira veriliyor ve çocuk bunu alıp gidiyor. 15 lira veriliyor alıp gidiyor. Şu anda çocuğa verilen 10 liralar 15 liralar 20 lira 20 liralar çocuk tarafından itiraz olarak az olarak yani itiraz olarak kabul edilmiyor. İtiraz etmiyor daha doğrusu bu parayı ben ne yapacağım demiyor alıp cebine gidiyor. Çocuk diyor ki ha, bugün 20 lira verildiyse benim bugün babamın ya da annemin bana vereceği para 20 lira. Artık çocuk imkan bu kadar yani. İmkan bu kadar. Çocuk artık kabullenmiş durumda. Tabii.
Bir de tabi dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Burada tabi yatılı okula ne demek? Yani üç öğün yemek çıkıyor demek. Evet. Yani yemek var, su var, ekmek var, evet. Ders çalışma imkanı var. Yani böyle bir ortam. Tabi kendimiz de yatılı okulu. Çok böyle harcama yapanlar, yapan öğrencilerimiz var. Hala mesela çalıştığımız okullarda bakıyorum ben. Her teneffüs çocuk kantinde. Yani kantinci herhalde 5-10 öğrenciyle götürüyor herhalde işi. Öyle düşünüyorum ben şahsen. Velilerimizin de tabi bu noktada cidden dikkat etmesi gerekiyor. Bu çocuk çünkü israfa alıştığı zaman böyle yarın, şimdi anne babanın bugün imkanı var. Yarın bu çocuğumuz büyüyecek. Bu sefer ne olacak? O imkana sahip olamayacak belki de. Ben de sözü oraya getirecektim. Evet. 300 liraya alıştırılmış bir çocuğa siz daha sonra çocuğum benim şartlarım artık 300 lira vermeyi gerekli kılmıyor. Veremiyorum zaten. İstesen de veremiyorum. Şu al 10 lirayla idare et dediğiniz zaman o çocuk belki okula gitmeyecek. Belki o evde büyük kavgalar çıkacak. Tabii. Derste başarı düşecek. Çocuk bunalıma girecek. Depresyon yaşayacak. Belki Allah korusun daha ileri boyutlarda sıkıntılar yaşayacak. Dolayısıyla burada anne babaları biz uyarmış olalım. Ben konunun önemine binaen biraz uzatmış oldum ama çocuklarımızı aza göre de yetiştirelim. Aza göre de ne yapalım? Alıştıralım. Kanaatkar olmayı öğretelim. Kanaatkar yani, olmayı kanaatkar öğretelim. Olmayı. Bugünden hazırlayalım onları. Çünkü tabii. İleriki günlerde bol ve büyük imkanlar olmayabilir. Tam tersi sıkıntılı bir durumla, bir fakirlikle, bir iflasla Allah korusun karşı karşıya gelebiliriz. Bu gibi durumlarda işte çocuğumuzun, eşimizin göstereceği reaksiyonları şimdiden öngörüp planlayıp ona göre kanaat konusunu gündemimizden eksik etmeyelim. Tabii burada insanların zaafı varsa, diyelim ki hanımın veya beyin, bir saniye oraya getirelim yine tekrar sözü. O zaafların tabii izale olması adına ciddi bir eğitim gerekiyor. Yani beslenmek gerekiyor. Kur'an ve sünnete müracaat edip oradan beslenmezse bir insan bazı şeyler belki idrak etmede zorlanabilir. Yani ne manaya geliyor? Modellere iyi bakması lazım. Bir de tabii bahsettiğimiz o bize verilmiş olan o sağlık nimeti, bize verilen o organların Cenab-ı Hak tarafından güzel bir şekilde lütfedilmesi, onlar bizim zaten en büyük zenginliğimiz. Akıl nimeti en büyük zenginliğimiz bizim. Yani bunları çözersek, bunları idrak edersek, bunları düşünürsek, yani hiçbir hanımefendi veya beyefendi imkanlarından şikayet etmeyecek. Evet, çalışılacak. Burada bunu söylerken çalışmak esas, gayret esas. Biz şimdi çalıştık, gayret ettik, sebeplere müracaat ettik. Ondan sonraki kısmını söylüyoruz şu anda söylediğimiz şeyler. Yoksa bunları söyleyip de hani biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi insanlar işte kanaatkar olsun, bir lokma bir hırkaya kanaat etsin, o manada söylemiyoruz. Mutlaka tabii ki insan Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu imkanlarını istifade etmek isteyecek. Ha bugün belki kanaatkar olur, sabırlı olursa Rabbim bu kanaatkarlığı ve sabır neticesinde ulaşamadığı nimetlere de Rabbim nasip eder. Her birerimiz bunları yaşadık, yaşıyoruz. Belki zor şartlarda okuduk bizler de. Belki sizler de öyle okumuşsunuzdur, bilemiyorum. Dinleyicilerimizden de vardır. Rabbim çok büyük lütuflarda, ihsanlarda bulundu. Ama o kanaati belki vakti saatinde sabırı göstermeseydik, Rabbim bazı nimetlere bizi ne yapmazdı? Belki ulaştırmazdı. Bütün aileler için bu geçerli. Her ayetin ifadesiyle her zorluktan sonra Allah bir kolaylık lütfeder. Her kolaylıktan sonra bir zorluk lütfeder. Bu yani bizim için bir, herkes için daha doğrusu bir imtihandır. Bir imtihan vesilesidir. Allah nereden tabii bizi imtihan edeceğini bilemeyiz. Yani bazen hep böyle darlıkta imtihan etmez bizi. Varlıkla da bazen imtihan edebilir. Bu varlık da bizi Allah korusun şımartabilir. Yani hiç alakasız işlere harcamalar yaptırabilir. Ve bu kazanmış olduğumuz servet çok hızlı bir şekilde akıp elimizden kayıp gidebilir. Yani neticede verilen her bir nimeti usulüne uygun kullanmak, usulüne uygun harcamak, usulüne uygun Rabbimize şükretmek gerekiyor. Aza da şükretmek, çoğa da şükretmek, aza kanaat edip şükretmek, çoğa da yine kanaatkar olmalı bu noktada. Bu Allah'ın bir lütfu olduğunu düşünüp şükürle belki insanlara faydalı olmalı. Zekatını, sadakasını ihmal etmeden Rabbimizin bu nimetlerinin devamına vesile olmalı diyelim. İmkanın bol diye de bol keseden harcamak. Tabii. Bol keseden tüketimde bulunmak bize bu hakkı vermiyor, vermemeli. Vermemeli, evet. İsraf konusu gündeme geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir akarsudan abdest alacak olsanız bile israf etmeyiniz. Nasıl olsa akarsuyun başındayım diye. Orada aslında burada kanaate, iktisada vurgu var. Anlayabilene diyoruz. Çocuk konusunu neden biraz gündemimize almış olduk hocam? Çocuklarımız da evlilik hayatının hangi yönde ilerleyeceğine de aslında bir işaret. Doğru. Çocuklarımız bazen mutlu giden bir aile yuvasını sarsabiliyor. Çocuk kaynaklı, çocuklarımız kaynaklı sorunlarla baş etmek durumunda kalabiliyoruz.
bazen bir evliliğin sonlanmasına çocuğumuz sebep olabiliyor. Kız olsun, erkek olsun. Evet, evet. Çünkü anne kendine göre bir çocuğa şekil vermek istiyor. Baba kendine göre bir şekil vermek istiyor. Orada çatışmalar başlıyor. Hanım sen bunu kendine benzettin. Hanım işte beyne diyor sen kendine benzettin. Tartışmalar, atışmalar ve daha sonrasında da yuvanın sarsılması ve dağılması. İstişare mekanizmasına aileler çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani bugün en büyük problem çocuğun ikircikli hareket etmesi, iki ruh taşıması diyelim biz. Bunun sebebin esasında anne babalar, bizleriz yani. Burada anne babaya tabii eğitimcilerin, uzmanların görüşü diyorlar ki anne babanın aynı şekilde karar vermesi. Yani birisinin evet dediğine birisi hayır dememesi gerekiyor klasik tabirle. İstişare edip çocuğun davranışını, yanlış bir davranışı nasıl izah edebiliriz? Burada anne babaya istişare etmesi gerekiyor. Evet şöyle davranırsak ikimizle beraber bu çocuğumuzun yanlış davranışını izah ederiz. İşin içerisinden çıkamıyorsak mutlaka işin uzmanına, bir psikoloğa müracaat etmede fayda var. Çünkü her problemin de üstesinden her anne baba gelemeyebilir. Böyle bir pozisyonda mutlaka işin uzmanından yardım almada büyük faydalar var. Evet. Yine evlilikle ilgili, aileyle ilgili sorularımızı size yöneltmeye devam ediyoruz hocam. İletişim kültürü yine önem kazanan, önemli olan konulardan bir tanesi. İletişimi kaybettiğimiz anda zaten sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Konuşmama. Şimdi olaylar küçükken konuşulmadığı için büyüyor. Artık içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde hadi bunu konuşalım, halledelim, tartışalım, bir sonuca varalım dendiğinde de işin içinden kolay kolay sıyrılamıyoruz. Ve o problemin bir parçası haline geliyoruz. Problem çözülebilecek imkana ve fırsata o anda sahipken bir anda fırsat elimizden kaçıyor ve problemin artık bir parçası haline geliyoruz ve sıkıntılar kar topu gibi bir büyüyor ve gidiyor. Ailede iletişim kültürü ne durumda? Şu anda günümüzü şöyle bir göz önüne alacak olursak. İletişim hayatımızın bütün safhalarında önemli olan bir husus. Biz iletişimle, diyalogla, insanlarla hayatımızı sürdürüyoruz. Gerek iş yerlerinde, gerek aile hayatında. Aile hayatında tabii iletişim kültürü dış hayata göre, dışarıdaki hayata göre çok çok önemli. Mesela diyelim ki bir alışveriş yaptığınız bir yer vardır. Adam hoşunuza gitmez, alışveriş yapmazsınız oradan. Çok çok problem değil. Fakat eşiniz sizin, hayat arkadaşınız, onunla mutlaka hayatınızı paylaşılıyor. Hayat paylaşılıyor onunla. Ortak noktalarımız çok. İnsanlar problem yaşayınca problemleri aşma adına gayretleri yoksa perdeleri indiriyorlar tabir yerindeyse. Yani iletişim perdelerini kapatmış oluyorlar. İletişim perdeleri kapatılmış olan fertlerin meselelerini çözmesi, problemlerini halletmesi çok zordur. Mümkün değil hatta. Efendimiz tabi aleyhissalatü vesselam bize tavsiye ettiği, yapmış olduğu uygulamaları bizim için en büyük rehber, en güzel yol gösterici tavsiyeleri var Efendimizin. Nedir? Mesela diyelim ki eve varıldığı zaman selam verme. Eve varıldığında selam, erkeğin selam vermesi veya hanımefendinin orada bir kere iletişimi başlatmışız demektir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Duayla aile içerisinde bir iletişim başlamış oldu. Selamdan sonra nasılsınız? Hoş beş, bak bunu sormak. Yani suratı buruşturup hemen koşa koşa böyle televizyonun başına işte aman dizi kaçıyor. Mutlaka bu işte sahneyi kaçırmamam lazım gibi bir şeyden uzak durmamız lazım. Uzaklaşmak gerekiyor. Orada bir hal hatır sorma. Çünkü dışarıdan gelen insan gergin olur. Hanımefendi için de beyefendi için de. Orada beyefendi, hanımefendinin de evde kim varsa anlayışla hareket etmesi lazım. Bir diğer husus da bu iletişimi koparan hususlardan. Şimdi beyefendi geliyor diyelim işten. Hanımefendi oturuyor. Hiç kılını kıpırdatmıyor. Ve çocukla beraber evde televizyon izliyor diyelim. O kılını kıpırdatmaması, eşini kapıda karşılamaması bir kere orada iletişimi kopmasına sebebiyet verebilir. Eşler mutlaka birbirlerine değer vermeli. Eşini kapıda güler yüzle karşılayacak. Hal hatır soracak. Nasıl geçti günün? Mutlaka onu, o olumsuz diyelim, üzerine negatif enerji varsa o enerjinin atılmasına vesile olması gerekiyor. Aksi takdirde eşler arasında bir problem yoktur ama eşin oradaki bir tavrından dolayı, yani o güzel karşılamamasından kaynaklanan bir eksikliğinden eşler ne yapabilir? Dışarıdaki problemi sanki onun müsebbibi eşmiş gibi ev içerisine yansıtabilir. Yani bunu aşmanın, çözmenin yolu bir kere anlayış gerekiyor. Dışarıda empati yapacağız. Empatiyle hareket etmek gerekiyor.
Şimdi insanların çeşitli halleri bulunabilir. Yani kabz hali yaşayabilir bir insan, bast hali yaşayabilir. Ayın veya günün belirli zaman dilimleri içerisinde her bir insan için geçerli bu kabz hali yaşama. Kabz hali yaşarken insandan kahkaha beklemek, espri şaka beklemek mümkün değil. Veya işte çalıştığı yerde bir problem yaşamış olabilir. İşiyle ilgili olabilir, arkadaşlarıyla ilgili olabilir. Yani trafik zaten başlı başına büyük şehirlerde büyük bir problem. Trafikte insan zaten bir gerilime girebiliyor, gerilim olabiliyor. Demek ki yani çeşitli sebeplerle diyelim ki eşimizin böyle problemi var. O problemi ne yapmamız lazım? Güler yüzle onu o güler yüz havuzunda eritmemiz gerekiyor. İşiyle ilgili problem varsa en azından biz moral motivasyon adına hani her başarılı erkeğin arkasında bir hanımefendi varmış, hanımı varmış derler. Buna binaen olabilir. Kazanç sağlayamayabilir insan. Zor şartlarda hayatını sürdürüyor olabilir. Belki evinin ekmeğini getirmede zorlanıyor olabilir. Yani bunlar eşler birbirini ne yapacak? Motive edecek. Kazandığımız bize yeter Allah'ın izniyle. Ve işte bu meseleyi büyütmemek lazım. Çözülür. Hani bir olumlu, pozitif enerji dediğimiz olay var ya. O meseleyi eşler birbirine çok ciddi manada uygulamalı. Bir de tabii iletişimi koparan en büyük sebeplerden biri, belki zaman zaman vurguluyoruz, eşlerin birbirini garanti olarak görmesi. Yani bu benim eşim artık tamam, bu yani tamam benimle beraber, bu garanti, bunu garantiye aldık. Buna iltifat, izzet-i ikram yapmama çok fazla gerek yok gibi düşüncelerde ne yapar? İletişimi koparmış olur. Bizim en fazla belki ilgileneceğimiz, en fazla iltifat edeceğimiz insan kendi eşimizdir. Çünkü o, biz onunla hayatı paylaşmış oluyoruz. Onunla iyilikleri ve kötülükleri, zorlukları daha doğrusu paylaşıyoruz. Birbirimize destek verirsek, omuz omuza verirsek aşamayacağımız mesele, aşamayacağımız problem olmaz. Aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devam etmesinde aile büyüklerinin de rolünün yadsınamaz bir gerçek olduğunu da buradan söyleyebiliriz. Evet. Kimi ailelerde evlilik kurumunun bitmesine neden olan aile büyükleri, kimi durumlarda da aile kurumunun devam etmesinde, sağlıklı devam etmesinde önemli bir faktör görevi görüyor. Buna yine şahit olduğumuz bir olayı örnek göstererek giriş yapabiliriz. İzmir'de yaklaşık bir 10-12 yıllık bir evlilik hayatı sürdüren bir aile düşünün. Bu aile şartlar gereği Almanya'ya göç etmek durumunda kalıyorlar. Evet. Oradaki bir işe iş başvurusunda bulunuyor, kabul ediliyor ve şu anda orada görev yapıyor. Tabii gittikten birkaç yıl sonra aile kurumunun çatırdamaya başladığı kulağımıza geliyor. Ben kendi kendime yorum yapıyorum. Buradayken her şey bir şekilde gidiyordu. Yani yolunda mı gidiyordu? %100 o kurum, aile kurumu dört dörtlük mü gidiyordu? Onu bilemiyorum ama kurum bir şekilde devam ediyordu. Yani bir boşanma, bir ayrılık söz konusu değildi. Bir çocukları vardı buradayken. Almanya'ya gittikten sonra birkaç yıl içerisinde aile kurumu çatırtamaya başlıyor. Orada ikinci çocukları da oluyor bu arada. Sonra en son duyuyoruz ki ayrılma söz konusu olmuş. Eşi başka bir yerde çalışıyor, kendisi başka bir yerde çalışıyor. Evler ayrıldığı için eşi başka bir yerden ev tutuyor. Çocuklar babaya geliyorlar, anneye gidiyorlar. Yani gel git yaşıyorlar tabiri caizse. Belli bir zaman sonra o evin reisinin beyin kanaması geçirdiğini, felç olduğunu duyuyoruz. Elden ayaktan kesiliyor. En fazla bakıma, görüme ihtiyacı olduğu bir dem ve zamanda eşi yanında yok. Annesi yanında yok, babası yanında yok. Ben kendi o küçük aklımla şöyle bir yorumda bulundum, bir çıkarımda bulundum daha doğrusu. Neden böyle oldu diye. Buradayken bir şekilde aile dostları vardı, sevenleri vardı, gitmeler gelmeler oluyordu. Doğru. Karşılıklı görüş alışverişleri oluyordu, sohbetler oluyordu. Tartışma oluyorsa oradan evin bir ileri gelenden büyüğünden birisi işte bu böyle değil şöyledir diye bir denge unsuru oluyordu. Oraya gittiklerinde ne oğlan tarafının ne kız tarafının hiçbir yakını yok. Bir aile büyüğü yok. Küçücük tartışmalar belki alevlendi, belki büyüdü ve en son bu noktaya gelindi. Burada da aile büyüklerinin aile içerisinde, kalabalık aile içerisinde yaşamanın da evlilik kurumunun ve müessesesinin devam etmesi, devamlılığı açısından da önemli bir faktör olduğunu ben burada gördüm. Böyle bir çıkarımda bulundum. Bilmiyorum yanlış bir çıkarım mı? Çok doğru. Çok doğru. Şu anda bu ayrılık devam ediyor mu diye tabii diye baktığımızda evet bu ayrılık devam ediyor. Ayrı bir evin açılması, yani tek bir evde atıyorum işte Almanya şartlarında 1000 euroya bir kira ödüyorsanız şimdi iki ev demek iki ayrı kira demek. İki ayrı gider demek. Aile bütçesi de şu anda sarsılmış durumda. Zaten şu an resmi ayrılık da gerçekleştiği için bundan sonra acaba bir birleşme söz konusu olur mu diye baktığımızda
damat tarafını işte yokladığınızda böyle bir şeyin artık mümkün olmayacağını, çünkü bu ilişki devam ederse her iki taraf açısından da yıkıcı ve yakıcı olacağını, dolayısıyla daha fazla devam etmenin anlamsız olacağına kanaat getirdik, ayrıldık. İnşallah bundan sonra birlikte olurlar mı olmazlar mı, bizim dileğimiz temennimiz tekrar bir araya gelmeleri. Evet değerli dostlar, mutluluğunuz daim olsun, üzüntüleriniz saniye kadar kısa olsun, gözyaşlarınız ise sadece ve sadece mutluluktan aksın diyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.